iki yumurta kırıldığı zaman gene Başakşehir avantajlı. Trabzon'un kalan maçlarını... Galatasaray bu yarışa sokamazsın hocam. Galatasaray bu yarışa sokamazsın. Galatasaray... Galatasaray ben yarışına sokmaktan gider. Bahsetmiyorum. Ha. Ya Galatasaray ikinciliğe uğraşacak şimdi veya... Şey üçüncülüğü, evet. Galatasaray olduğunu gösterecek. Yaptığı zaman bile iş çok zor. Yani Başakşehir'in işi... Başakşehir'in işi... Tabii bugün muhakkak tesir edecek. Ama Başakşehir'in esas köşe başı maçı Ankara Gücü maçıydı. Düşen ve çıkan takım. Düşen çıkan takım. O köşe başını hep beraber hallettiler hakemle makemle. Şimdi bundan sonraki büyük hata yapmazlarsa gene götürürler. Çünkü Başakşehir maçlarında hakem hatası olmuyor. Hocam son... Aslında ideali o hocam. Diğerlerinde oluyor. İdealinde oluyor da Başakşehir maçlarında hocam, çok az oluyor. Olan hakem gidiyor. Onun için ligin ipleri sadece ellerinde değil. Başka olan ipler de ellerinde. İşte onları söylüyor. Olan hakemi götürdüler hocam, diyor. Hocam götürdü. Adem'le hiç orada... Bu sefer öteki hakem diyecek ki lan ben başıma bela mı alacağım lan çalayım gitsin Suat diyecek. Suat Arslan bu. Söylüyor adam aynen işte. Tabii. Trabzon'un da kalan Ender, maçlarını verelim arkadaşlar lütfen. Ender Erman Hoca'nın bıraktığı yerden bir şey söyleyeyim. Adem'le hiç hocam o maçta Suat Aslanbağ'ı itti eliyle. Atmadı oyundan. Onun üzerine sözleşmesi yani profesyonel sözleşmesi feshedildi. Bir tek bu olay. Adem'le için niye atmamış hocam? O. Dediğin dün de konuştuk. Diğer hakemlere de mesaj oldu. İkincisi Erman Hoca'nın söylediği hani hata olmuyor senelerdir. Son 10 yılda hocam 10 tane hata olmamıştır ya. Hiç var mı Başakşehir'e böyle fahiş yapılan hatırladığımız bir hakem hatası yok. Yok. Ama ondan olmadı ya hocam yanlış biliyorsun. Son 10 yılda 10 tane yoktu. Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesi dediğin gibi Başakşehir'den Laiş'ten oldu ama evet. Esas kafası neden yandı biliyor musun? Ben bulduğum için yani öğrendiğim için söylüyorum. Bariz gol şansından Beşiktaş'tı o oyuncu vardı. Defans oyuncusu. Reboşo muydu? Birisiydi. Hayır bu sağ bek Sivas'tan gelen. Douglas. Douglas'ı atmadığı için gitti. Levent abi 10 kişi kalıyordu Beşiktaş'ta. Esas problem o. Benim öğrendiğim ondan Levent abi. Ondan kafayı koparlar bunu bahane uydurdular hayır, hocam. Douglas da var. Esas orada hakemi tartışılır hale getirdiği için, atmadığı evet için, ittirdiği için, fiziksel temasta bulunduğu için Adem'le için ondan profesyonel sözleşmesi. Sevgili hocam birinci bununla ilgili yazı benim yazdım öğrendiğim. Dedim ki 3 bak bu adam FIFA kokartlı değil. Siz 3 başkan. Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Erman abi söylüyor, Göksel Gümüş'te iki hakemi kurtardınız, bunu gönderdiniz. Bunu kafasına almak kolay, FIFA hakemi değil ki kokartı. FIFA'dan alsanıza sıkıyorsa, alsana Hüseyin Göçek'in kafasını. Ya bir de... Niye alamıyorsun? Zekeriya abi niye alamıyorsun? Güç sende değil. Biliyorsun, bazı gerçekleri biliyorsun. Zekeriya biliyorsun ve şimdi dinliyorsun bizi. Biliyorsun, sen bütün hakemlerin ne mal olduğunu biliyorsun. Sana bunları sohbet ettik yapma Allah aşkına ya. Biliyorsun karar alamıyorsun ya. Güç sende değil. Güç sende değil. Sana bir soru soruyorum. Alanya maçında eğer Dembaba'nın attığı bir gol vardı. Onu Ali Şansalan iptal etti. Kimi aradın ne dedi? Sana ne dedi bir başkan ne dedi? He? Allah'tan iki tane gol atmasaydı o golü saymasaydınız ne olurdu dedi mi demedi mi? Soruyorum sana. Hadi bakalım ver cevap. Seni oraya kim getirdi dedi sana. Seni oraya kim getirdi dedi telefonda. Hakem camiası bunu konuşuyor. Eziliyorsun. Yapma eziliyorsun. Yapma ya. İyi insansın, hoşsun, abimizsin. Eziliyorsun. Güçler sende değil. Bırak ya. Bırak Allah cevap aşkına. Cevap hakkı bakidir bu gel arada. Gel perşembe günleri yemeğe yeter ya bırak. Erol abinin yemeğine gel Erol Kaynak perşembe günleri sohbeti bırak. Çık bu alemden. Kirleniyor çünkü bu alem ya. Ve sen buna seyirci kalıyorsun. Kusura bakma. Çünkü güç sende değil. Güç başkalarında. Güç başkalarında. Niye Riva'ya aldınız hakemleri? Hakemlerle yürüyüş yapan, onlarla sohbet eden kim abi Futbol Federasyonu'nda? Hangi yönetici? Hakemlere telefon edip de başarılı olacaksınız diyen hangi kulüp başkanı? Bunları hepiniz biliyorsunuz ya. Tabii orada gruplar da varmış tabii. Riva'da. Allah aşkına. Ankaralılar. Beyler Bey ne oldu? Ankaralılar. Beyler Bey. Hayır Beyler Bey yok. Riva'da şimdi ya bütün hakemler. Birincilik ve süperlik. Orada Ankaralılar bir grupmuş. İzmirliler bir grup. İstanbullular bir grup. Yani ben... Gruplar oluşmaya başlamış. Bunları biliyorsunuz ya. Hepini konuşuyoruz. Allah aşkına ayıptır ya. Ayıp yani. Ben fazla dediği gibi Erman abinin biz tiyatro seyretmekten yorulduk. Biz pandemiden adam olur dediniz daha çirkin döndünüz be.
Lan herkesin ayakları yere basacak dedik bu koronavirüsten. Arkada herkes farklı hesaplar yapar. Yaşantısıyla, gelecekleriyle, vicdanıyla, şunda bunla. Bunlarda vicdan da kalmamış ya. Bir de bunlarda vicdan maçlar, da kalmamış. Baskı ayıp da yok. Baskı ayıp da yok hocam. Benim hakem olmama sebep şu andaki Oğuz Sarvan'ın babasıdır. Bir Fenerbahçe Ankara Gücü maçı 8 kişi kaldık. Maçın hakemi Oğuz Sarvan'ın babasıdır. Evet. Ben hakem olmaya kararı o maçtan sonra verdim. Beyanat var. Gazetelerde falan var. Hani futbolculuğu bırakınca hakem olacağım dedim. Sebebi o maçtır. Çünkü öyle olaylar yaşadım ki sahanın içinde. Yani golü atan Fenerbahçeli oyuncu golü attıktan sonra ne anamızı ne karımızı bıraktı. 3 kişi böyleyiz. Atmayacak mısın dedim. Oyunu çomaklama, seni atacağım dedi. Atmazsan ben cezasını vereceğim dedim. Hakikaten de 5 dakika sonra rahmetli Yılmaz geldi. Cezasını verdim. Arkadan bir daldım. Önce o yere düştü, kalktı. Ayağımı kırmaya bastı. Tekmeliğimi kırdı. Onu attı. Sonra da beni attı. Sonra da 2 kişi daha atıldık. Tatar Metin'le Kaptan Selçuk. Tatar Metin Selçuk atıldık. Baskın geldi kaleci rahmetli. Selçuk'u niye attın dedi. Ki en iyi Selçuk'u atmıştı. Orada söylediğini söyleme abi, aman. Bak, en iyi iki oyuncumu attın, Allah belanı versin demiş. Ki en doğru onu attı. Ondan sonra baskın geldi. Benim yanımda ya. Selçuk'u niye attın dedi. İşte abi bu dedi. Baskın başladı saymaya. Saydı. Atamadı. Maç başladı. 90'da bir gol attık. Bitti. O günden sonra hakem olmaya karar verdi bu alemde. Ama işler daha kötüye gitti. Bu alemde nelerini yaşadım, nelerini biliyorum. Ve bu aleme de torpille girdim ha. Bunlar baba oluyor. Ben de torpilliydim. Beni Hilmi Ok çıkardı. Ama beni götürüyorlardı arada. B'den C'ye düşürdüler. Sonra ben itiraf ettim. Öyle bir şey oldu tabii, değil mi? Sonra A'ya çıktım. Götürüyorlardı. Çünkü kumpas, hakemlikte kumpas o zamanlar vardı. Ben içinden geldim ya. Kaç sene önce hocam bu? Yapmıyorum. Kaç sene öncesi söylediniz? O zaman vardı diyorsunuz. Aynı ya. 70'li yıllar hocam. Hayır, 70'li yıllar. O zamandan beri var yani. 80'li yıllar. 90'lı yıllar. Hayır, hakemlikli futbol maçını söylüyorum. Fenerbahçe. Hayır, hayır. Ben hakemliği söylüyorum. Fenerbahçe maçı 73. Hayır, hayır. Hocam ben hakemliği söylüyorum. O zaman dedin ya, ben başladığımda hakemle kumpas vardı, hala var. 30 yıl falan yaklaşık. Doğru mu? Vardı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Belli bir grubun elindeydi. O zaman Assubay kardeşlerimin elindeydi. Sonra onlar gittiler işte. Bir grup bana da geldi. Bizle uğraşma dediler. Hallettim. Ya hakemlik ya assubaylık dedim. Hakemliği kabul ettiler. Hakemliği tercih ettiler. Filan. Çünkü o grubun elinde. Sonra başka grupların eline geçti. Şu anda bir başka grubun elinde. Hakemlik. Allah Allah. Çok net ya, söylüyorum bunu. Hiç bana anlatmasınlar. Ciğerlerini biliyorum ya. Şimdi ben hem futbolcu hem hakem olunca aman. İçin rengi değişiyor. Sen geçen gün bir isim söyledin ya, ben çok seviyorum güzel dedin de inanamadım sana. İnanamadım ama, sana. Ama hocam demek sen ki bu alemi hiç tanımıyorsun. Demek ki bu alemi hiç tanımıyorsun. Ama hocam bizim maçlarımıza dedin geliyordu. Dedi ki çok severdim dedin. Hocam, ya demek ki bu alemi, hocam iki isim verdin. Evet. Bu alemi hiç tanımıyorsun. Hocam yayında canlı yayında. Verdim. Sivas'da, i̇ki isim verdi. Sivas'ta maçlarımızı Altay'da oynarken yönetten iki kişi. Kim hocam? Maçlarda çok iyi yönettiler. Sivas'ta galiba bağlantı var. Varmış. Hemen bir Sivas'a gidelim. Sivas'a gidelim hemen bir... Hazırsa arkadaşlar, hazır mı? Tamam, Murat Onur karşımızda. Bir Sivas'a ona uzanalım. İşte Murat'ı da gördüm. Ve sözü bırakalım Murat'a. Teşekkür ederim Ender Bilgin. Demir Grup Sivas Spor zirve yarışında gerçekten çok önemli 3 puanı kaybetti. Kayseri Spor deplasmanda Sivas Spor'u 2-0 yendi. Aslında 12. dakikada penaltı kazanmıştı Sivas Spor. Mert Hakan Yandaş benim gördüğüm kadarıyla, yanımda aslında Kemal abi de var, ona da soracağım. Kemal abi, 12. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltı olur olmaz gidip topu almaya çalıştı zannedersem ve penaltıyı kaçırdı değil mi? Ben o şekilde gördüm çünkü. Evet. Özellikle müsabakadan önce yaptığımız olmuş röportajda da aynı şeyi söylemiş. Her iki takım açısından çok önemliydi. Birisi zirve yarışına ortak olmak isteyen, diğerisi küme düşme hattından kurtulmak isteyen bir takımdı. Ama maçın kaderini değiştiren iki tane penaltı vardı aslında bakarsanız. Biri atılamayan bir penaltı, bir de verilmemesi gereken bir penaltı vardı ki özellikle biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi 12. dakikada Mert Hakan'ın elde ettiği penaltının mutlak gol olması belki de ilk o 10 dakikalık içerisinde 3-0'lık bir galibiyet getirecekti. Sonrasında gelen ataklarla birlikte direkten dönen top vardı. Ama öyle
olmadı. Ve sonuçta kazanan bir Kayseri Spor vardı. Gerçekten de penaltının sonrasında rakibinin karşısında çok istenilen düzeyde futbol sergileyemeyen bir Sivas Spor gördük. Özellikle son haftalarda elde ettiği başarılı grafiklere baktığınız zaman, oyun grafiğine baktığınız zaman bu hafta kendi sahasında oynadığı müsabakayla eşdeğer bir futbol görülmedi. Ve bugüne kadar yenilmezlik ünvanının elinde bulunduruyordu kendi saha ve seyirci sahasında, paylaşılı seyirci yok. Ama sonuçta Kayseri Spor gerçekten de Sivas Spor karşısında çok iyi bir futbol sergiledi.